Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, biz tabelasına yazan değil gerçekten bir halk hareketiyiz. Milletin aklı ona akıl vermeye çalışanlardan daha isabetli kararlar veriyor dedi. Bakan Günay, Marmaris'te İçmeler beldesindeki Martı Otel'de düzenlenen AK Parti'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 10. yılını dolduracağını belirterek şunları söyledi. Türkiye siyasi hayatında şimdiye kadar görmediğimiz bir biçimde 1946'dan bu yana Türkiye'de çok partili sistem var, 65 yıldan bu yana görmediğimiz bir biçimde üst üste her katıldığı seçimi milletten aldığı desteği arttırarak kazanıyor. AK Parti'nin eski siyaset anlayışının dibe vurduğu bir dönemde ortaya çıktığına ve milletin desteğini aldığını işaret eden Günay, biz tabelasına yazan değil gerçekten bir halk hareketiyiz. Milletin aklı ona akıl vermeye çalışanlardan daha isabetli kararlar veriyor. Bunu anlamadılarsa 12 Haziran'da bir kez daha anlatacağız diye konuştu. %47'lere çıkardı. Tekrar yerel seçimleri 2009'da kazandı. Ve en son kendisinin eksende olduğu bir anayasa referandumunda çok büyük bir milletin yarıdan fazlasının desteğini sağlayan bir kampanyaya öncülük etti. Ve şimdi inşallah aşağı yukarı tam 40 gün sonra 12 Haziran 2011'de henüz 10 yaşını doldurmamış bir parti 5. genel... Konuşmasında Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde turizmde elde ettiği başarıları da değinen Ertuğrul Günay şöyle devam etti. Türkiye'ye gelen turist sayısı 80'ler civarında 1 milyon altında eşiğinde bir yerlerdeydi. Biz 2002 sonunda iktidar aldığımız zaman yaklaşık 20 yıla yakın bir turizm denemesi vardı. Biz aldığımızda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 13 milyondu. Yani 20 yıla yakın bir denemeden, uğraşmadan, teşvikten, tahsisten, gayretten sonra geldiğimiz yer 13 milyondu. Arkadaşlarım biz 13 milyon da aldık Türkiye'yi. 13 milyon yabancı ziyaretçi de aldık. Arada salgın hastalıklar krizleri yaşadık. Arada 2008-2009'da 1929 dünya bunalımına benzeyen ekonomik krizler yaşadık. Geçen yıl geldiğimiz rakam ne biliyor musunuz? Bunun üzerine biz 8 yılda 5 milyon, 10 milyon koymadık. 8 yılda bunun üzerine 15 milyon koyduk. 15 milyon. Yani 20 yılda 13 milyon, 8 yılda 15 milyon. Geçen seneki rakamımız 28.6 milyon. Eğer bir salgın hastalık ve dünya ekonomik bunalım olmasa biz geçen yıl 30 milyonu yakalamış olacaktık ama bu yıl sanıyorum ki şu anda 3 ayın rakamları, 3 ay ortalaması %17'nin üzerinde, gelirimiz %28,5 artıyor, gelenimiz %18,5 artıyor. Bu yıl 30'un üzerinde 31-32, Allah ne verirse başımızın tacı, bu yıl bunu yakalayacağız. Günay çok güzel bir vesileyle yaklaşık 30 yıl aradan sonra Marmaris'in İçmeler beldesine geldiğini anlatarak, Türkiye bu sürede sıkıntılı günler gördü. Son yıllarda çok şükür iyi günler de yaşamaya başladı. Türkiye'nin en olgun ve başarılı belediye başkanlarından birini partimizin saflarına katmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. 1946'dan bu yana Türkiye'de çok partili sistem var, 65 yıldan bu yana görmediğim biçimde üst üste her katıldığı seçimi... Konuşmasının ardından Bakan Günay, AK Parti'ye katılan İçmeler'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Zeki Eren ve 4 belediye meclis üyesine rozetlerini taktı. Kutular civarında oy almıştı. 2004'te yerel seçimlerde oylarını 40'lara çıkardı. Özel bir helikopterle Marmaris'in İçmeler beldesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kendisini karşılayanlarla birlikte İçmeler Belediyesi'ne kadar yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen Bakan Günay'ın temposuna beraberindekilerin ayak uydurmakta güçlük çektiği görüldü. Kazandı ve en son kendisinin eksende olduğu bir anayasa referandumunda çok büyük bir milletin yarıdan fazlasının desteğini sağlayan bir kampanyaya öncülük etti. Yürüyüş güzergahında bulunan ve Martı grubu tarafından 49 yılına kiralanan Maliye Kampı'nı ziyaret eden Günay, yolda karşılaştığı turistleri selamlayarak iyi tatiller diledi. Arkadaşlarım biz 13 milyon aldık Türkiye'yi. 13 milyon yabancı ziyaretçi de aldık. Arada salgın hastalıklar krizleri yaşadık. Arada 2008-2009'da 1929 dünya bunalımına benzeyen ekonomik krizler yaşadık. İçmeler Belediyesi'nin yakınlarındaki bir çay bahçesinde oturan Günay'a çay ikram edilirken verilen bu molayı su içerek değerlendirenlerin yorgunlukları yüzlerine yansıdı. AK Parti'ye katılım töreninde AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, AK Parti Muğla Milletvekili adayları ve belediye başkanları ile vatandaşlar hazır bulundu. Evet.